Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın ve daha sonra COVID-19 olarak adlandırdığımız bir virüs bütün dünyaya yayıldı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta gözlendi ve insanlara evde kalmaları söylendi. Hali hazırda bir sosyal izolasyon yaşıyoruz. Koronavirüs öncesinde şu an yaşadığımızdan çok farklı bir hayat vardı. Alışkın olduğumuz, uzun zamandır sürdürdüğümüz bir takım davranışlar vardı. Problemlerimiz her zamanki problemlerdi. Gelecek kaygısı, iş hayatı problemleri, akşam yemeğinde ne yesem, hafta sonu ne yapsam gibi. İşte tam bu durumda, alışkanlıklarımızın ortasında hiç bilmediğimiz bir durum meydana geldi. Bizim bildiğimiz, yaşadığımız bütün hayat alışkanlıklarını değiştirdi. Ve bununla kalmadı, bize ciddi bir stres de getirdi. Bu video serisinin ilk bölümünde koronavirüsün psikolojimize en büyük etkisi olan stresin bize yaşattıklarından bahsedeceğim. Ruhsal eğitim almış birisi olarak bu konuda yaşadıklarımızın bizler üzerinde travma etkisi yarattığını söyleyebilirim. Travma beklenmedik veya alışılagelmiş durumların dışında meydana gelir. Dolayısıyla yaşadığımız bu süreci kimse beklemiyordu aslında ve de hepimizin üzerinde birer travma etkisi yarattı. Öncelikli olarak yaşadığınız duygu durum değişikliği çok normal ve hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bugünlerde stres seviyeniz biraz artmış olabilir, kaygılarınız biraz artmış olabilir, korkularınız artmış olabilir, iştahsızlık veya tam tersi aşırı yemek tüketimi de yaşıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bunlar stresin size doğal olarak verdiği sonuçlar aslında. Peki bugünlerde yaşadığımız stresin bizler üzerinde ne sonuçları var ve de bizim ne yapmamız gerekiyor? Bugünlerde dikkat seviyeniz azalabilir. Yani bir şeye odaklanma süreciniz düşebilir. Unutkanlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ruh sağlığı uzmanları bu süreçte uzun vadeli planlar yapmanızı tavsiye etmiyor. Bu süreçte bir belirsizlik hakim. Virüs çıkalı aylar oldu ve de biz hala çok kısıtlı bilgilerle bu konuda ilerliyoruz. Yani bu konuda orta çağ yaşıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla da gündem her an değişebilir. Ve de bu gündemin içerisinde uzun vadeli planlar yapmak sizin stresle baş etme mücadelenizi de olumsuz etkileyebilir. Şu an en ideal durum kısa vadeli planlar yapmaktır. Tabii ben şu anda video çekerken iyileşen hasta sayısı ölen hasta sayısını geçmiş durumda. Bu aslında güzel bir haber. Ama açıkçası ben bu haberi okuduğumda da biraz korktum. Neden korktum? Çünkü şu anda gerginliğimizin biraz azalması da özellikle bizim ülkemizin insanları için bu izolasyon sürecinin biraz sekteye uğramasına yardımcı olabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Tedbirlerimizi de elden bırakmayız. Ama bu konuda da biraz gerginliğimizi ayarlamamız da gerekli. Yani şu an her şey bitmiş gibi sevinmemeliyiz. Peki bu durumu nasıl sağlayacağız? Önceliğimiz içinde bulunduğumuz durumu anlamak, farkında olmak ve kabul etmektir. Şu an olağanüstü bir durumun içerisindeyiz. İnsanlık tarihine damga vuran bir döneme yakından şahitlik ediyoruz. Tabii ki de gerileceğiz. Bunu kabul etmemiz şart. Bundan kaçmayacağız. Eğer kaçarsak asıl problem o zaman başlar. Bugünlerde korkularınızın artması, gerginlik seviyenizin yükselmesi, sıkkın hissetmeniz, bezgin hissetmeniz çok normal. Ama bu durum aşırı ve baş edemeyeceğiniz bir düzeyde ise bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanızı önemli tavsiye ederim. Stresin bizlerde oluşturduğu bir diğer etki de haber alma isteğimizin şu günlerde artması. Bu doğal bir tepki çünkü şu anda bir belirsizlik durumu hakim ve de biz vücut olarak bir yerlerden haber almayı istiyoruz. Bugünlerde aşırı izlediğiniz bütün haberler sizin gerginliğinizi artıracaktır. Üzülerek söylemek istiyorum ki maç sonucu takip eder gibi vaka analizi yapmak, ölüm haberlerini takip etmek sizce normal bir durumun takibi mi? Ayrıca sürekli haber okumak beynin alarm merkezini harekete geçiriyor ve de vücudumuzdaki stres seviyesi artmaya başlıyor. Kaldı ki bugünlerde medyamız sağ olsun reytinglerini yükseltmek için sözlü profesörleri komplo teorileri ile televizyonlara taşıdılar. Hepsinin kendince bir fikri ve de bir öngörüsü var. Ama bu kadar bilgi kirliliği bizi zehirler. Sonuç olarak stres bizde haber alma isteğini artırmış olabilir. Lakin güvenilir kaynaklardan günün sadece belirli sürelerinde bu gündemi takip edebilirsiniz. Şu günlerde gündemi hiç takip etmemek de uygun değil. Ama
aşırıya kaçmak gerçekten bizlerin stres seviyesini artıracaktır. Tabii bu konuda farkındalığımızı biraz artırmamız gerekti. Yani bugünlerde çok yoğun duygular yaşayabileceğimizi aklımızdan çıkarmamız lazım. Çok yoğun bir duygu durumu yaşadığınızı hissettiğiniz an şu an neden buna sinirlendim veya neden böyle hissediyorum kendinizi bu şekilde sebep sonucu odaklayıp veya rasyonel bir şekilde düşünüp bunun biraz önüne geçmeye çalışabilirsiniz. Tabii bunu söylüyorum ama biraz daha yapmak zor. Mesela geçenlerde annem yıllardır aynı yerine koyduğu çay kaşığının yerini değiştirmiş. Ben de o gün hava çok güzeldi. Balkona çıkıp çay sefası yapmayı planlıyordum. Güzelce çayımı koydum. Çekmeceyi açtım. Bir baktım kaşık yok. Allah Allah, nasıl yok? Kaşık yok. Yani bu çok büyük bir problem benim için o zaman. Bu dönemde de biraz stresliyiz. Aman Allah'ım, ne büyük bir dert, kaşık yok. Hemen tepkim şu şekilde geldi. Anne! Anne! Kaşık yok, kaşık. Çay kaşığı ya. Şuradaki duran çay kaşığı ya. Yani bir çay içeceğiz şurada. Çay kaşığı yok ya. Anne! Anne! O gerginlikte hiç olmayacak yerlere bakıyorum falan filan. Saçma saçma yerlerde arıyorum çay kaşığını. Çünkü gerildim. Ortam bir gergin yani. Çay kaşığı olması lazım. Zaten kaygılıyım yani, anlatabiliyor muyum? Hepimiz de yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz. Annem de sağ olsun pek tatlı, dünyalar tatlısı bir prensestir. Buradan kendisine selam olsun. Ne oldu oğlum dedi. Anne dedim, çay kaşığı yok. Nasıl yok? Baktı, al oğlum çay kaşığı burada işte. Al sana dedi 3 tane çay. Ben nasıl mutlu oldum? Bir onunla karıştırıyorum, bir diğeriyle. Bir onunla bir diğeriyle karıştırıyorum. Sonra ben balkona çıktım, böyle bir çaydan bir yudum aldım. Uzaklara bakarken bir farkındalık geldi. Ulan dedim, neye gerildim lan ben böyle bir, yani bir, o bahsettiğim süreç, yani sebep sonucu odaklanmak. Şu an neye gerginim ben? Çay kaşığı. Siktirin lan. Tabii şimdi biraz daha değişti bu durum. Yani anne diye seslendiğim bir durum varsa önce bir duruyorum, sakinliyorum. Oğlum sen dur diyorum, bak neye gerildin, yani bir sebep sonuca bakalım diyorum. Çay kaşığı. Siktirin lan diyorum, konu kapanıyor. Bu gerçekten çok önemli. Vücut çağında diken üstündeyse aslında en temel durumlar alışkanlıklarımızın değişmesi. Ve de ortadaki belirsizlik durumunun hakim olması ve de gelecekte ne olacağının öngörülememesi. Bunlar bizim şu anda gerginliğimizin en temel durumlarından bir tanesi. Bir diğer problem de sosyalliğimizin elimizden alınması. Şu anda hepimiz yavru kediler gibi dışarıyı gözlemliyoruz. Bir sosyal izolasyon içerisindeyiz. Yani işin iyi kısmı bu konuda yalnız değiliz. Yaklaşık 7,5 milyar insan da şu anda aynı şeyi yapıyor. Tabii böyle de olması lazım. Bir sosyal izolasyon tabii ki de şart. Ama şu şikayeti insanlar ediyor, ben de ediyorum. Ya o sayın psikolog haklısın, ilk başlarda iyiydi. Bir izlemediğimiz filmler, Netflix'ler, okumadığımız kitaplar, bilmem bir şeyler, hobiler, puzzle'lar. Ama o kadar çok boş vaktimiz var ki ne yapalım artık? Çok haklı bir isyan. Ne yapsın bu insanlar? Oku, çiz, izle, nereye kadar? Buradan yetkililere soruyor. Evet, şimdi bu soru bize geldi. Evet arkadaşlar. Gerçekten her şey yaptığınıza emin misiniz? Bütün filmleri izlediniz mi? Kitap, mesela bütün kitapları okudunuz mu? Puzzle mesela, puzzle'ların hepsini bitirdiniz mi? Top mesela, bu değil. Top mesela, top oynadınız mı? Yok. Sonra şikayete gelince vay efendim niye böyle, niye şöyle? Evet, şaka bir yana gerçekten böyle bir isyanınız varsa bak çok çok değerli bir isim. Şu an gerçekten adını bile söylerken ayağa kalkma isteği geliyor. Biraz duygulandım sanırım. Üniversiteden bir hocam vardı, Sayın Profesör Doktor İlyas Göz. Buradan da ona selam olsun. Onun çok değerli bir sözü kulağımda çınladı. İnsan neyden mahkum kalırsa ödül onun için odur. Bu söz çok değerli. Neden çok değerli? Koronavirüs öncesinde neyden mahkumduk? Evde yatmak, yuvarlanmak, işleri ertelemek, kafanı dinlemek, kendine vakit ayırmak. Şu da bir bitsin, güzelce dinleneceğim derdik. Hafta sonu iple çekilirdi. Bir film izlesem, kitap okusam, bunların hayali vardı. Neden? Çünkü hayat kargaşası içerisinde mahkum kaldığımız şeyler tam olarak bugün sahip olduğumuz şeylerdi. Şimdi ise o normal hayat düzeninden mahkum kaldığımız için ulan keşke okul olsa da her gün gitsem diyorsun. Kardeşim, şevkini kırmak istemem ama muhtemelen bugünler geçtiğinde ileriki yıllarda ulan ne güzeldi,
Evde bir sürü boş vaktimiz vardı. Keşke şöyle yapsaydım diye pişmanlık yaşamak istemiyorsan bu anın kıymetini bil. Bazı durumlar biriciktir ve fırsat doğurur. Bugün ise geleceğin geçmişidir. Belki de hayatımız boyunca bir daha hiçbir zaman yaşayamayacağımız bir durumun içerisindeyiz. Sokaklar, yollar, her yer bomboş. İnsanların hep istediği o ekstra vakitler bugün şu an bizde mevcut. Dolayısıyla bunu sadece eğlenmek için, film izlemek için, oyun oynamak için, vakit öldürmek olarak kullanırsak bu ne kadar doğru olur? Bunun yargısını sana bırakıyorum. Unutmayın, bugünü sağlıkla atlatmak için odaklanmamız gereken an şu an. Eğer gelecekte çok fazla dolaşırsak kaygılarımız çok artar. Videonun başında bir travma yaşadığımızı söylemiştim. Peki bugünleri kimler sağlıkla atlatacak ve de bu konuda bizler neler yapabiliriz? Bunların hepsini bir sonraki videoda konuşacağız. Ayrıca bu videonun da sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok biricik, sayın mükemmel izleyicim. Seninle bir sonraki videolarda da görüşeceğiz. Bir sonraki videoda sana kimsenin bilemeyeceği şeyleri anlatacağım. Lütfen takipte kal. Altta. Hepinize bol bol sevgiler. Umuyorum ki koronasız günlerde, güzel günlerde tekrardan buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.